burada Northwind database'ine ihtiyacım olacak. Hemen ben de şuradan indireyim. SQL Server 2000 sample databases. Şurayı açalım. Download dedim. Bunu MSI uzantılı indiriyor olması lazım. İndirdi. Ben de C sürücüsüne gittim. Daha doğrusu şöyle yapacağım. Ctrl J. Şu vatandaşı çalıştıralım. MSI. Microsoft Setup install olabilir, bir şey olabilir. Tam bilmiyorum ama. Şimdi söyleyeceğim. Şimdi bir önceki dersimizde de bahsettiğimiz gibi Microsoft'un bizim SQL Server tarafındaki basit anlamda yapacağımız bu işlemleri öğrenebilmemiz adına yayınlamış oldukları bazı database'ler var arkadaşlar. Bunların en basiti Northwind ismindeki database arkadaşlar. Northwind database'i bir ticaret şirketinin kendi bünyesindeki çalışanları, müşterileri, tedarikçileri ve işte müşterilerin adreslerinin bulunduğu, siparişlerin, sipariş detaylarının bulunmuş olduğu bir database. İşte çeşitli şeyler de var, mitler de var, işte kullanılmış bir şirket, işte gerçek bir şirket tarafından kullanılmış, sonra şirket batınca Microsoft tarafından onun işte database'i satın alınmış falan şeklinde de şeyler söylüyorlar ama çok gerçeği yansıttığını ben zannetmiyorum. Şimdi internetten indirmiş olduğumuz bu sample databases'ı MSI'yı kurduğumuzda C sürücüsünün altına şuraya bir klasör SQL Server 2000 sample databases diye bir şey çıkartıyor. Burada INST Northwind var, INST PUBS var, Northwind var, Northwind'in log dosyası var, PUBS var, PUBS'ın log dosyası var. PUBS da yine sample database içerikli, yani bizim eğitim amaçlı kullanabileceğimiz eğitim database'lerinden bir tanesi arkadaşlar. Örnek database'lerden bir tanesi olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi burada bizim şu ana kadar görmüş olduğumuz yöntem buradan log dosyalarını alıp bilgisayar, C sürücüsü, x86 ya da x64 makine kullanıyorsanız ona göre program files klasörlerinin içerisinden MS SQL Server, dinleyelim lütfen, MS SQL on, MS SQL datanın içerisinde kopyalayıp, daha doğrusu yapıştırıp, daha sonrasında da bunu gelip Object Explorer üzerinden, şuradaki değişikliklerimin tamamını kaydedeyim, artık burayla işim bitti, kaydedemedim ama kaydedemesin, problem değil şu anda, burayı geçtim artık, kapattım. Object Explorer'a geldim. Ne yapacağım? Bu database'i benim MS SQL içerisinde kullanabiliyor olmam gerekiyor. Onun öncesinde buraya tutturmam gerekiyor ki üzerinde işlemler gerçekleştirebileyim. Sağ tuş attach seçeneğini kullanıyorum. Attach. Add dedim. Buradan geliyorum. Northwind'i seçtim. MDF dosyasını ve OK'ye bastım ki zaten bana orada MDF'den başka uzantılı bir dosyayı göstermiyor. Evet, onlardan bir tanesi de log transaction loglar. Dediğimiz gibi insert, update, delete işlemleri yaparken onun içerisinde o işlemin ne zaman gerçekleştiğine, hangi tabloya dair gerçekleştiğine dair içerisinde datalar tutuyor kendisi. Loglama yapıyor, evet. O SQL Server'ın kendi logları. Arkadaşlar, database'i attach ettim. Tamam, bitirelim lütfen. Database'i attach ettim. Herkes şu görüntüyü sağladı mı kendi bilgisayarında? Gelmiyor mu size? Neden? Tamam, şeye girin. Program Files x86'ya girin. Nasıl kabul etmiyor? Hata vermez. O zaman şöyle yapın. Şunlar var mı elinizde? Tamam. Bakın arkadaşlar, bir diğer yolda şu. Kabul etmedi. Velev ki. Bunu şimdi detach edeceğim buradan. Nasıl detach edeceğim? Ona bakalım. Şurada detach seçeneği var. Bu da buraya tutturulmuş olan herhangi bir öğeyi buradan tekrardan kaldırmak için kullanılabilecek bir yöntem. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey yapalım. Data'ya geldim. Bunları buradan kopyalayıp masa üstüne yapıştırabiliyor muyum? Bir kontrol edeyim. Bakın. Evet. Bana şu anda ne dedi? Dosya SQL Server, MS SQL Server üzerinde açık olduğundan bu eylem gerçekleştirilemiyor şeklinde bir şey verdi. SQL Server'ı kapatıyorum. Yeniden dene diyorum. Yine aynı şeyi yapıyor. Halbuki şu anda SQL Server çalışmıyor.
Arkadaşlar, bunun sebebi şu. Siz arka tarafta SQL Server'ı ne kadar kapatırsanız kapatın, şuraya services.msc yazdığınızda bilgisayarınız açıldığında otomatik olarak devreye alınan, çalışan arka taraftaki hizmetler, servisler gösterilir. Burada şu vatandaş MS SQL Server otomatik olarak bilgisayarınızla birlikte çalışmaya başladığından dolayı MS SQL Server'ı çalıştırdığınızda içerisine attach etmiş olduğunuz kaç tane DB varsa otomatik olarak onların üzerine erişilmiş demektir ve şu anda onlar bu servis tarafından, bu hizmet tarafından kullanılıyor demektir. Dolayısıyla siz kendi makinenizde önümüzdeki süreç içerisinde sizden böyle bir şey isteyeceğim. Atıyorum bir uygulama geliştirdiniz ve bunu bir veri tabanıyla etkileşimli hale getirdiniz. Daha sonrasında bana bunu teslim ederken ya da başka bir arkadaşınıza bunu gönderirken ne yapmanız gerekiyor? Source kodları nasıl gönderiyorsanız, kaynak kodları, bununla birlikte aynı zamanda database'i de gönderiyor olmanız lazım. Bunun da yine birkaç tane yolu var. Bunlardan bir tanesi şu bizim az önce denemiş olduğumuz yöntem. Yani buraya gelip bu datanın içerisinden bunu copy paste yapıp bir klasöre alıp daha sonrasında bunu sıkıştırarak arkadaşınıza mailine göndermek. Fakat buna şu anda izin vermiyor. Bunu yapabilmenin yolu şu arkadaşlar. Tekrar SQL Server'ı açıyorum. Bağlanıyorum lokalime. Arkadaşlar üzerinde sağ tuş, bakın local yazan satır, yani en üstteki şu ağacın en üst satırının üzerinde sağ tuş yaptım ve buradan stop diyorum. Bu SQL Server servisini, yani şurada bulunan hizmeti, bakın çalışıyor durumdan. Yes diyorum. Bir daha yes dedim. MS SQL Server, MS SQL Server şurası. Şurayı bir refresh mi edelim? Bakın üzerine geldiğim zaman şöyle tekrardan aşağı ineyim. Belki değişmiştir durumu. Yenileyelim. Hocam, bir saniye. Var. Onlar da var ama burayı yine ben size gösteriyor olayım. Daha sonrasında da onlara bakalım. Bakın şu anda durumu başladı olarak gözükmüyor. Otomatik olarak gözüküyor. Neden? Çünkü ben durdurdum. Ve ben bu servisi durdurduktan sonra gelip klasörden ilgili database'i copy paste yoluyla istediğim herhangi bir konuma alabilirim. Ya da onu oradan kesip tamamen masa üstüne veya X bir klasörün içerisine taşıyabilirim. Buna izin verir. Ama SQL Server'ın servisi çalıştığı müddetçe, hizmet çalıştığı müddetçe bunu yapmanıza izin vermeyecektir. Ben şimdilik bunları buradan siliyorum. Sildim. Bir diğer yolunu birlikte görelim. Şimdi sizin kendi bilgisayarınıza bir database'i kurmanızın veya kendi bilgisayarınızda bulunan bir database'i arkadaşınıza vermenin birkaç tane yolu var. Yani şuradan çıkarmanın birkaç tane yolu var. Bunlardan bir tanesi bu attach detach işlemi iken, bir diğer yol da şudur arkadaşlar. İzliyoruz değil mi? Biraz sonra siz de yapacaksınız bunu çünkü. Çok da önemli değil. Silmezsen de olur şu anda. Databases'ı açtım. Northwind'i buradan. Bakalım silebilecek miyim? Sildim. Northwind'i burada almanın bir diğer yolu da şudur arkadaşlar. En basit örneğiyle şöyle söyleyelim. Bizim kurulum gerçekleştirmiş olduğumuz yer neresiydi? C sürücüsünün içerisi. Şuraya sample'ları çıkardı. Şimdi arkadaşlar bizim aslında şu ana kadar yapmış olduğumuz o tabloların içerisindeki verileri görüntüleme, verileri değiştirebilme işlemlerinin tamamını biz istersek buna database oluşturma, database'in adını değiştirme, içerisinde tablo oluşturma, primary key oluşturma, aklınıza gelebilecek her şeyi oluşturma ve kaldırma işlemlerinin tamamını biz kod ile de yapabiliyoruz. Yani şu ana kadar yapmış olduklarımız bu işin biraz görsel tarafıydı ve aslında biz developerlar tarafından kullanılan, sıklıkla kullanılan tarafıydı ama bunu istersek biz şu ana kadar yapmış olduğumuz hemen hemen her işlemi database oluşturmaktan tutun, bir primary key, bir foreign key belirlemeye kadar her şeyi kod ile de yapabiliyoruz, kodla yapabiliyoruz. Fakat bu çok tercih edilen bir şey değil. Bir diğer yol da şu arkadaşlar. Database'i oluşturmanın bir diğer yolu da onun daha önceden alınmış olan bir scriptinin çalıştırılmasıdır. Script. Yani bu bahsetmiş olduğumuz kodla oluşturma, droplama, işte silme işlemleri veya update etme işlemleri vesaire. Buradaki inst northwind script dosyasına, ki şöyle görürsek eğer, query file olarak gösteriyor bize burada.
Evet, .sql uzantılı. Eğer onu burada açarsak bizim database'imizin şuraya attach edilmeden diğer bir yolla oluşturulması yöntemi için kullanılacak olan kodları da burada yine görürüz. Mesela burada neler var? Master database'ini kullan diyor. Çünkü neden? Bir database oluşturulurken biz master database'inden faydalanılacağını söylemiştik daha önceki derslerimizde. Master vardı, model vardı. Başka neler vardı? TempDB vardı. Bir de bir tane daha vardı. MSDB vardı bir de. Evet. Bu dört tane database'den bazıları işte bu yeni database oluşturma işlemlerinde model olması hasebiyle veya sistemin çalışması için bazı içerisinde bulundurduğu fonksiyonlar veya tablolardan okunacak değerler hasebiyle çalıştırılıyorlar. Burada da diyor ki master'ı kullan, daha sonrasında da sistem database'i kontrol et. Böyle bir şey var mı? Northwind isminde bir database var mı? İşte yoksa şunları yap, varsa drop et vesaire. Yani drop demek silmek demek, kaldır tamamen. Daha sonrasındaki işlemleri de aşağıya doğru gerçekleştir diyor. Şöyle aşağıya doğru ineceğim hızlıca. Bakın içerisinde kayıtlarımız var. Bu kayıtların atılması işlemleri. Bunların her biri satır satır çalışan kodlar. Şöyle duralım mesela, bir insert işlemi var. Aşağıya doğru iniyorum. Evet, bunlar genelde sipariş ya da sipariş detaylarıyla alakalı olan kısımlar. Şöyle tabloları oluşturuyor. Alter ediyor tabloları. Yani üzerinde değişiklikler yapıyor vesaire vesaire. İşte foreign key'ler ekliyor. Constraint'ler ekliyor. Bakın foreign key ekliyor şu anda bir tane. Foreign key ekliyor vesaire. Eğer siz bir backup dosyasından dönmeye çalışıyor ve bunu başaramıyorsanız o an için o bilgisayarda veya başka sıkıntılardan dolayı ya da buraya attachlemekte sıkıntı yaşıyorsanız en temiz yol arkadaşlar script dosyasını çalıştırmaktır. Çünkü script dosyaları SQL Server'ın versiyonuna göre değişen yapılar değildir. SQL Server 2008'de çalışan bir script 2012'de de çalışır. Çünkü geriye dönük uyumluluk vardır SQL Server ve diğer Microsoft ürünlerinin tamamında neredeyse. Dolayısıyla bizim burada yapmamız gereken şey şu: eğer ki bir attach detach işlemini çalıştıramıyorsak en garanti yol olarak neyi izleyeceğiz? Script'i çalıştırma işlemini izleyeceğiz. Script'in herhangi bir yerine script dosyasını açtıktan sonra execute dediğinizde içeriye tıklayıp o query dosyasındaki bütün komutlar çalıştırılacaktır ve daha sonrasında da bu şekilde komutların başarılı bir şekilde çalıştırılıp tamamlandığını bize söyleyen bir mesaj dönecektir ki bu da yine buraya Northwind veri tabanının oluşturulmuş olması anlamına geliyor. Sağ tuş, refresh, Northwind. Sizde yine mi oluşmadı? Yine mi hata verdi? Şundan dolayı olabilir mi? Yavaş direktörü dedi. Şeyin içerisinde Northwind var mı? O klasörün, data klasörün içerisinde. Sildiniz mi? Onu silin, öyle bir daha deneyin execute etmeyi. Silindi şu anda. Denediniz mi tekrardan üzerine? Hata ne? Bir şey yazmıyor yani. Kırmızı bir yazı çıkıyor. Ne yazıyor? Tamam, bakalım ona birlikte o zaman. Bu şekilde ben Northwind veri tabanını oluşturdum. Aslında arkadaşlar yaptığımız şu işlem, öncelikle bir tablolarımıza bir bakalım neler var. Bir ticaret sitesini düşündüğümüz zaman içerisinde kategoriler var. Bu genellikle yiyecek içecek sektörüne yanlış hatırlamıyorsam hizmet veren bir şirketin database'iydi. İşte müşterilerinin içerideki demografik özelliklerine dair tutulan bazı datalar, müşteri bilgileri, müşterilerin telefonları veya işte çalışanlarla alakalı bilgiler, siparişlerle alakalı, siparişlerin kendileri, siparişlerin detayları, ürünler, işte ülkeler, bölgeler veya işte kargo şirketlerinin vesaire içerisinde bulunmuş olduğu bir veri tabanı bu. Bunu bir inceleyin, şöyle bir üzerinden geçin. Şu anda kuramayan kaç kişi var o makine dışında? Var mı şu anda? Tamam, sıkıntı yok o zaman sizde. Sizde sıkıntı var. Tamam, bakalım birlikte. Tamam. Geliyorum, birlikte bakalım. Tablolara şöyle bir işlem yapmanızı istiyorum arkadaşlar. Mesela kategoriler. Üzerinde sağ tuş, Select Tab seçeneğini kullanarak arkadaşlar içerisindeki dataları bir görmeye çalışın bakalım. İçerisindeki dataları bir açıp görmeye çalışın bakalım neler var neler yok içerisinde.
Select Tab dediğinizde karşınıza şu sol taraftaki gibi bir görünüm getirmesi lazım. Üstte kod var. Altta bu kod çalıştırıldığında karşınıza gelecek olan sonuç kümesini gösteriyor olması gerekiyor. Şimdi arkadaşlar dinleyelim lütfen. İlk göreceğimiz SQL komutu select olacak. Select'in yapmış olduğu iş herhangi bir tablo içerisinde veya birden fazla tablo içerisinde bulunan dataları getirmektir. Görüntüleme amaçlı erişim için select komutunu kullanıyoruz. Select biliyorsunuz seçmek demek. Database'in içerisindeki herhangi bir ya da birden fazla tabloda bulunan istediğimiz alanları seçerek görüntüleme işlemini yapmamızı sağlayan komut, SQL komutumuz. Şimdi tabii bu görünümü tamamen kapatacağım. Burayı da kapatacağım. Ben SQL sorgulamayı yazarken şu yukarıdaki new query düğmesine tıklayarak bir tane boş query window açacağım. Siz de benimle birlikte boş bir tane query window açın arkadaşlar. Şu üst kısımda new query diye yazıyor. New query. Görüntü biraz büyüyor mu ya Umut? Bir oynayabilir misin? Sana doğru olan olması lazım ama. Evet, biraz daha büyük istersen. Bu mudur? Netlikle alakalı bir şey yapabiliyor muyuz? Tamam, böyle güzel. Şu an iyi. New query'ye tıkladım. Bana boş bir tane query sayfası açtı. Şimdi arkadaşlar, şuraya DML diyelim. DML data annotation. Herhalde böyleydi yanlış hatırlamıyorsam. Tam hatırlamıyorum şu anda. Language. Datalar üzerinde çeşitli işlemler gerçekleştirmek üzere kullanmış olduğumuz SQL Server içerisinde veya SQL sorgularının içerisindeki bir alt kırılım olarak arkadaşlar Data Manipulation Language ya da DML dediğimiz sorgu cümlecikleri kullanılır. Bunlar select, insert, update ve delete işlemleridir. Bunların az çok zaten ne iş yaptıklarını tahmin ediyorsunuzdur siz de. Select seçim ve gösterme işlemleri için kullanılıyor. Getirme veya artık hangi ismi kullanırsanız siz. Insert arkadaşlar veri girişi veya ekleme diyelim. Update düzenleme. Delete ise bir veri tabanı içerisinde bulunan tablolardaki satırları veya buna benzer diğer yapıları silmek üzere kullanabileceğimiz bir komut. Silme diyelim. Kaldırma artık hangisini kullanırsınız. Tamam. Select en basit anlamıyla şu şekilde kullanılıyor. Select'i yazdıktan sonra bir tablo, mesela kategoriz tablosu içerisindeki kategori isimlerini görüntülemek istediğimi varsayıyorum şu anda. Herkes yazıyor sanırım ama birazcık dinleyin arkadaşlar, vakit vereyim size yazmanız için. Şimdi select'ten sonra mesela kategoriz tablosu var elimde. Bu kategoriz tablosunun içerisinde bir sorgulama işlemi yapmak istiyorum. Bu arada şurayı master'a çekeyim. Hatamızı alalım. Daha sonrasında orayı düzeltelim. Select dedim. From categories dediğimde şu şekilde yazdım. Select ile from arasına yani şu kısma categories tablosundan hangi alanları sorgulamak istiyorsanız onların isimlerini yazarsınız. Mesela siz kategorilerin tüm alanlarını getirmek istiyor olabilirsiniz. Tüm alanlarını. İçerisinde categories tablosunda kaç tane kolon varsa bütün kolonları görüntülemek istiyorum demek için öncelikle yıldız karakterini kullanırsınız. Select yıldız from categories. Yani seç, yıldız buradaki joker karakter hepsini anlamına geliyor. Hepsini seç. Nereden? Categories ismindeki table'dan. Bütün kolonları göster anlamına geliyor. Bu yazmış olduğumuz SQL sorgusu. Fakat bu SQL sorgusunu çalıştırdığımızda çalışmayacaktır arkadaşlar. Çünkü sizin yazmış olduğunuz select, insert, update, delete sorguları şuradaki available databases kısmında kullanılabilir database'den hangisi seçiliyse onun üzerinde çalışmaya çalışacaktır. Şu anda master'da şu sorguyu çalıştırmaya çalışacak. Fakat benim
master database'imin içerisinde categories isminde bir tablo yoksa bu bana hata verecektir ki execute ya da F5'e basarak bu sorguyu çalıştırabilirim ben. Çalıştırdım. Gördüğünüz gibi ne yaptı? Yanlış dedi. Bu yazmış olduğu sorgu. Halbuki yanlış değil, doğru bir sorgu. Fakat şuradan benim Northwind'i seçiyor olmam lazım. Yani bu sorgunun çalışacağı doğru database'i seçiyor olmam lazım ki seçtikten sonra da gördüğünüz gibi categories'in altındaki kırmızı çizgiyi kaldırdı. Çünkü Northwind'in içerisinde categories isminde bir table var. Tekrar execute ediyorum. Bakın ne yaptı? Yıldızdan buradaki kastımız kategori ID, kategori name, description ve picture alanlarının yani kolonlarının tamamını görüntülemek istediğimizdi. Yıldızdan kastımız. Hepsini getir veya hepsini seç from categories, categories tablosundan. Eğer ki ben buradan yalnızca kategori isimlerini görmek isteseydim, o zaman bu yıldız yerine gelip kategori name yazacaktım ki zaten burada da yine Visual Studio üzerinde olduğu gibi bir IntelliSense desteği geliyor ve siz categories'i yazdığınızdan dolayı tabii bu düzgün bir şekilde çalışıyor. Burada ne yapıyorum? Ben kategori name'i seçiyorum ve F5'e bu şekilde basıyorum. Gördüğünüz gibi bana getirmiş olduğu benim yukarıda sorguda belirtmiş olduğum kolon arkadaşlar. Hangi kolonu yazarsam bana aşağıda onu gösteriyor. Birden fazla kolon getirmek istersen mesela hem kategorilerin ID'si gelsin hem kategorilerin isimleri gelsin istersen orada da kategori ID virgül kategori name from categories diyerek şöyle yapabilirim. Bu çalışacaktır. Alt satır alıyor olmanızda herhangi bir sıkıntı yok. Satırların sonunda noktalı virgül yok arkadaşlar burada. C# olduğu gibi. Select seç dedim. Neyi? Kategori ID'sini ve kategori name'ini from categories yani categories tablosundan kategori ID ve kategori name alanlarını seç dedim. Sorgumu seçiyorum ve çalıştırıyorum. Kategori ID ve kategori name'lerini bana bu şekilde getirdi. Sorguyu seçmemin sebebi şu arkadaşlar, onu da söyleyeyim. Mesela ben buraya gelip select yields from employees diyebilirim şu anda. Eğer execute'a basarsam, seçmeden çalıştırırsam bu sorguyu çalıştıracak. Daha sonrasında da bu sorguyu çalıştıracak ve aşağıdaki neticeye dikkat edelim. Ne yaptı? Employees'u bana getirdi. SQL 2000 kullanıyorsanız eğer özür dilerim 2012 kullanıyorsanız SQL Server'ın versiyonu olarak burada ikisini de görebilirsiniz veya bunun içerisinde bir ayar var mesela o ayarı yaparak yine seçerek çalıştırmışım ben şu şekilde bakın iki sorgu sonucunu da getiriyor tamam üstte ilk sorgu altta da diğer ikinci yazmış olduğunuz sorgunun sonucunu getiriyor seçmemin sebebi hangi sorgunun çalıştırılmasını istediğimi belirleme. Seçtim, çalıştırdım. Sadece o sorgu çalışıyor. Bu dosya içerisindeki. Alttakini seçip çalıştırıyorum. Bu sorgu çalışıyor. Tamam. Buraya kadar var mı soru? Basit. Ne yapıyorum? Select yazıyorum. Bir tablo içerisinde hangi kolonların görüntülenmesini istiyorsam onları yazıyorum. Daha sonrasında da from tablo adı şeklinde belirlemeyi sağlayarak çalışmasını istiyorum. Bakın arkadaşlar. Burada hemen şundan bahsedeyim. Mesela sorguyu çalıştırdığımızda sorguyu çalıştırdık. Şurada kategori ID yazmasın da kategori numarası yazsın Türkçe. Ya da şurada kategori name yazmasın da kategori adı yazsın istiyorum ben. Bunu da şu şekilde gerçekleştiriyorum. Kategori ID dedikten sonra bunun yanına as diyorum. Ve buraya diyorum ki işte kategori numarası. Eğer ki burada işte aralarında boşluk bırakmak istiyorsam şu şekilde köşeli parantezler içerisine alarak boşluk bırakabilirim. Ya da şöyle de yapabilirim arkadaşlar. Yanlış hatırlamıyorsam. Özür dilerim tek tırnak. Şeye gitti kafa yine C# tarafına. Şöyle kategori numarasını istersen bu şekilde yazabilirim. İstersem as deyip İkisini de bu örnek içerisinde kullanmış olalım. Kategori adı şeklinde yazabilirim. Bu köşeli parantez 2008 ile birlikte yanlış hatırlamıyorsam gelmiş olması gerekiyor ama önceki versiyonlarda kullanılan yöntem tek tırnak içerisine string ifadelerin daha doğrusu bu alias kullanırken bunlara biz alias diyoruz. Bu isimlendirmelerde eşte var mı?
Daha sonrasındaki sürümlerde ama ne yaptılar? İşte siz eğer kendiniz de mesela şu tabloya bir sorgu çekerseniz select'le, burada da bakın gördüğünüz gibi köşeliyle bunları gösterir. Ama biz burada hem köşeliği hem de tek tırnaklı şeklini kullanabiliyoruz. Sorguyu birazcık daha şöyle tek seferde görebileceğimiz hale indirgeyeyim ben. Selectledim. Kategori ID as kategori numarası olarak gözüksün. Kategori name yazan yerde de kategori name kolonunu çeksin ama kategori adı şeklinde bir isimlendirme yapsın ve bu şekilde göstersin dedim. Çalıştırıyorum. Bakın kategori numarası, kategori adı. Alt tarafta da benim vermiş olduğum kolonlar nelerse o kolonlardan çekilmiş olan datalar. Tamam. Select herhangi bir tabloya veya birden fazla tabloya bağlanarak bu şekilde verileri getirmek için kullanabileceğimiz bir cümle. Hocam şimdi biz table eklerken kategori ID olarak verdiğimiz adı değil mi table'ın satırına? Evet, bu içerideki ismi. İsmi. Evet. Onu değiştirme şeyimiz yani normal üzerinde değiştirmiyor. Sadece önümüzdeki. Hayır, sadece yani... evet bu select sorgusu içerisinde değiştiriyor. Eğer ben şunu kaldırırsam, bu şekilde çalıştırırsam aslında bunun sadece o sorgu çekilirken değiştirildiğini ama arka tarafta aynı olduğunu görürüm. Şurada. Örneğin şeyi çekerken, örneğin web sitesi yaparken yani sorguyu sorgularken kategori ID olarak çekeceğiz. Evet. Kategori numarası yazsak da. Evet. Evet, o şekilde çekeceksiniz. Zaten normalde database'i bu hafta kullanılmıyor. Kullanabilirsiniz ama bu sağlıklı olmaz. Yani dediğim gibi kullanılabilir ama sıkıntı çıkartması muhtemel olduğundan dolayı genelde kaçınmaya çalışıyoruz ondan. Tamam. Neyi gördük? Select cümlesinin normal bir yazılışı, burada yıldız karakterinin joker şeklinde kullanılışı, bütün kolonları tek tek belirlemek yerine hepsini görmek istediğimiz durumlar yıldızı yazarak bütün hepsini tek tek yazmaktan bizi kurtarmış oluyor. Bütün kolonları göster anlamına geliyor. Bununla birlikte bir alias verme işlemine baktık ve select cümlesinin basit anlamda bir kullanılışını böylelikle incelemiş olduk. Siz de şunu yapıyorsunuz. Employee tablosundan arkadaşlar, employees tablosundan, Northwind'in içerisinden sizden istediğim sorguyu yazıyorsunuz şimdi. Kullanıcıların adını ve soyadını getiren sorguyu yazınız dedim. Şuradan edit advanced WordWrap diyelim. Evet. Şu alt taraftaki çalıştırmış olduğunuz sorgunun sonucunun gözüktüğü yeri de Ctrl R'ye basarak arkadaşlar kapatabilirsiniz. R. R. Efendim? R ile de geri açılıyor. Evet, Ctrl R ile de tekrardan geri açılabiliyor. Tamam. Devam edelim. Kargo şirketlerinin isimlerini getiren sorguyu yazınız. Kargo şirketleri de shippers tablosu arkadaşlar. Northwind içerisinde. Bir diğer sorgu olarak müşterilerin ID'lerini müşteri ID veya müşteri kodu başlığı altında listelenecek şekilde sorgulayınız. Yani ne yapıyorsunuz? Alias kullanıyorsunuz burada. As ile birlikte bu şekilde bir tanımlama yapıyorsunuz. As'in bir diğer yöntemini yine size gösteriyor olacağım şimdi. İlk sorguyu yazan bir arkadaşımız söylerse hemen altına not alın. Bu SQL sorgularını da böylelikle kaydetmiş oluruz. Evde inceleyebilirsiniz sizler de. Çalışanların adını ve soyadını getiren sorgu. Söyleyelim. Select first name as adı virgül last name as soyadı from employees mu diyeyim? Evet, önce from'u yazarsam az önce de bahsettiğimiz gibi arkadaşlar ne yapacaktır? Size IntelliSense desteğini sunacaktır ama eğer from yazmazsanız bu şekilde öncelikle altını kızacaktır, çizecektir. Bu şekilde sorgumu çalıştırıyorum.
Evet, adı ve soyadı şeklinde böyle geldi gördüğünüz gibi. Bunu şu şekilde de yapabiliriz arkadaşlar. As adı diyoruz ya. As adı demek yerine şöyle bir şey de yapabilirim. Yanlış hatırlamıyorsam. Adı dedim, başına yazdım, eşittir dedim. Şu şekilde. Hop, şöyle çalıştırayım. Bu şekilde de çalıştırılıyor ama çok kullanılan bir yöntem değil. Yani birkaç tane yolu var aslında SQL Server'da her şeyi yapmanın. Bu da bir diğer yolu olarak karşımıza çıkıyor. Bakın bu SQL Server'ın kendi dediğimiz gibi alıştırmak için, yani alıştırma database olduğu için bunun içerisindeki kullanımlara bakabiliriz biz. First name'i daha önceden bizim tanımladığımız gibi first'ün f'si ve name'in n'si büyük olacak şekilde yazıyor arkadaşlar. Siz de bunlara dikkat ederseniz güzel olur. İçine kararını yazdım ya ilk boyutta. Evet. Select'e programı yazarken bütün tek olarak bütün tamamına geliyor. Eğer siz from'u baştan yazdıysanız sadece o şeyi gösteriyor. From'dan sonra yazmış olduğunuz table neyse onun içerisindekileri getiriyor. Peki bir diğeri. Kargo şirketlerinin isimlerini getiren sorguyu yazınız. Select from shippers diyeyim ben şimdilik. Shippers. Burada getirmiş oldukları da table isimler arkadaşlar ve view'lar var. View diye bir yapı var. Bizim SQL Server içerisinde kullanmış olduğumuz sık yapılan sorgulama işlemlerini kaydediyorsunuz. View olarak saklıyorsunuz. Onu kullanabiliyorsunuz daha sonrasında. Burada getirdikleri işte shippers, suppliers gibi getirilen kısımlar veya işte sales by kategori, sales totals by amount gibi seçenekler. Bunlar view'lar ve table'lar olarak karşımıza çıkıyor. Zaten simgelerinden ayırt edersiniz hangisinin table, hangisinin view olduğunu. Shippers'ı seçtim. Select from shippers dedikten sonra araya şirket ismi olarak gelecekti. Company name olarak geçiyordu yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Şöyle F5'te çalıştırdığımızda Speed Express, United Package ve Federal Shipping isminde 3 tane kargo şirketi görüntüleniyor burada. Müşterilerin müşteri ID'lerini müşteri kodu başlığı altında listelenecek şekilde sorgulayınız diyor. Select from customers. Customers. Şuraya neyi getireceğim arkadaşlar? Ne demişim? Müşteri ID'leri. Yani customer ID. Burada tabii yine gördüğünüz gibi tabloları da getiriyor. Tabloların içerisinden tek bir alan da yine seçmenize izin veriyor. Customer ID dedim. As ne demişim yukarıda? Müşteri kodu şeklinde yazdım. F5'e bastım. Evet bu şekilde Northwind şirketinin satış yapmış olduğu müşterilerde müşterilerin kodlarını da bu şekilde listelemiş olduk. Efendim? Evet 5 karaktere kadar içerisinde bu şekilde şeyleri tutuyor. Şirketleri tutuyor. Şöyle yapabiliriz. Guit olmayabilir o. Company name. Company name. Hani atıyorum 13 karaktere kadar yapıyorum. Bak şöyle yapıyor mesela. Gelmiş işte Alf ilk üçünü almış. Sonra işte aradan bir tane almış. Diğerinden bir tane almış falan. Muhtemelen hepsinden mantık odur. Ana TR yapmış mesela. Anton. Onların her birine kendileriyle alakalı birer kısaltma vermiş. Bonap demiş mesela. Elle de girmiş olabilir bunları. Yani bir standardı yoktur belki. İşte ilk üç karakterinden sonra ikinci karakterinden falan gibi bir şey yapmamış olabilir. Yani dediğim gibi öyle bir standart olmayabilir. Bunları tamamen elleriyle de girmiş olabilirler. Mesela kaktu demiş geçmiş. İlk dört karakterin olduğu gibi almış şöyle. Yok yok. Normal kendisi yazmış elle. Efendim. Alf kimi? Evet. Alf Red'in ilk üçünü almış mesela. Aynen, aynen. Şuradan da Father Kist'in evet, K-E'sini almış gibi. Pekala. Şöyle. Sorgularımızı yazdık. Bir de nelerimiz var mesela? Product'larımız var. Ben sizden şunu istiyorum. Product name'leri getirin bana ve her product'tan ne kadar elimde stok var onları getirin. Başlık olarak da kolonlarda ürün adı ve stok miktarı yazsın arkadaşlar. Tamam. Şuraya diyorum ki elimdeki ürünleri ve stok miktarlarını gösteren sorguyu yazınız dedim.
kolon isimleri olarak da ürün adı, stok miktarı yazsın. SQL Server tarafında arkadaşlar commentleme işlemi iki tane tire işareti ile yapılıyor. Eğer birden fazla satırı commentlemek istiyorsanız orada da SQL Server'da, daha doğrusu C# daha önceden kullanmış olduğumuz yöntemi yine kullanabilirsiniz. Şöyle slash yıldız yıldız slash şeklinde kullanabilirsiniz. Bu da aşağıya doğru, yukarı doğru bir git gel. O kadar var, niye öyle? Dakika başı neler yapmışsınız? Evet. Ben bunu yani anca kalkıyor. 15 dakika aralık. Yani rahat şöyle söyleyeyim, burada 50 taneden fazla var hani. 50 taneden fazla. Yok mu hocam, otomatik yani sizi cevaplarmasın. Ya hayır, şey yok. Var, yine var da. 10 kere erteliyorsun, ondan sonra dönüyor. Tabii canım. 50 taneden fazla rahat var. Neyse. Şimdi arkadaşlar, tabloları bir de database diyagramı üzerinde inceleyelim. Bakalım nasıl bir ilişki var burada bulunan tablolarımız arasında. Bir tane database diyagram ekleyebilecek miyiz bir bakalım. Yes dedim. Buradan mesela kategorilerle müşteriler, çalışanlar, siparişler, sipariş detayları, ürünler, kargo şirketleri, tedarikçileri bir görelim bakalım. Kapattım. Evet. Şöyle bir bakalım. Diyagram eklemiyor. Tamam, onu hallederiz. Authorization ile alakalı bir sıkıntı çıkar. Halletmeye çalışırız daha doğrusu. Hallederiz demeyeyim mi? Nerede? İzleyin sadece şu anda. Bir şey yapmayın siz. İzleyin. Şimdi arkadaşlar... Devam ediyorum. Şimdi bir alışveriş sisteminden bahsediyoruz değil mi? Burada illaki müşterilerimiz, satmış olduğumuz ürünler ya da hizmetler, bunların yanında müşterilerin adresleri, bu müşterilere ürünlerin iletilebilmesi için kargo şirketleri, benim bu ürünleri tedarik edeceğim tedarikçiler ve buna benzer işte ürünlerin kategorize edilmesi vesaire tarzında işler muhakkak olacaktır. Dolayısıyla buradaki veri tabanı tasarımının da buna uygun olarak tasarlanmış olması veya yapılmış olması gerekiyor. Şöyle bir inceleyelim. Neler var? Bir bakalım. Suppliers dediğimiz kısım tedarikçiler. Yani bizim ürünleri tedarik etmiş olduğumuz şirketler. Ben bir ürünü alacağım ki başka birilerine satabileceğim. Yani toptancılar olarak düşünebiliriz burayı. Suppliers. Products ürünlerim. Ürünler kategorilere bağlı. Ürünler tedarikçilere bağlı. Ürünler order detail'lara bağlı. Yani sipariş detaylarına bağlı. Ve dikkat ederseniz order detail tablosunda isimlendirme yapılırken arada boşluk bırakılarak yapılmış. Böyle bir şeyin de mümkün olduğunu burada göstermek adına. Ama biz dediğimiz gibi arkadaşlar bu yöntemi çok fazla benimsemiyoruz. Bitişik olarak yazıyoruz isimleri. Employees order detail ile ilişkili, order ile ilişkili, orderlar aynı zamanda order detail'larla ilişkili. Şöyle sanki iki yönlü ilişki varmış gibi gözükmesin bu. Orderlar, order detail'larla ilişkili. Belki şöyle yapsak daha sağlıklı olacak. Employees kendi kendiyle ilişkili. Ondan bahsedeceğim nasıl olduğundan. Shippers var. Shippers nereye bağlı? Siparişlere bağlı. Customer da order'a bağlı. Peki. Şimdi buradaki yapıyı bir de cümleler üzerinden birlikte değerlendirelim. Daha sonrasında bu yapının arka taraftaki çalışma mantığından ve işte şuradaki şu employees mantığından birazcık bahsetmek istiyorum ben sizlere. Burada neler var? Şimdi ben bir ürün satacağım. Değil mi? Bu ürün hangi kategori altında bulunacak? Öncelikle buradan bu ilişkiyi belirliyorum. Diyorum ki bir kategorinin altında birden fazla ürün olabilir. Tamam. Bir. Bir supplier'dan birden fazla ürün alabilirim ben. Yani bir tedarikçiden birden fazla ürünü tedarik ediyor olabilirim. Ama bir ürünü yalnızca tek bir tedarikçiden alıyorum ben bu sistem içerisinde. Tamam, tasarım buna göre yapılmış çünkü. Bire çok ilişki var. Çok ilişki olsaydı ne olacaktı? Ben bir ürünü
birden fazla supplier'dan yani tedarikçiden alıyor olacaktım. Aynı zamanda bir tedarikçiden birden fazla ürün alıyor olacaktım ama şu anda böyle bir yapı yok. Bir tedarikçiden birden fazla ürün alıyorum. Tamam. Bu şekilde. Sipariş detayları var ve siparişler var. Birazcık daha bu tarafa geleyim. Çalışanlarım var. Çalışanlar satış yapıyorlar arkadaşlar. Satış temsilcilerimiz olur ya bizim. Vatan bilgisayarı gidin içeride adamlar var çalışıyorlar veya filoya gidin en basit anlamda. Nedir? Müşteri temsilcisi var içeride. Adam sana ayakkabıyı denetiyor veya işte bilgisayarı anlatıyor sana vesaire sonrasında bir satış yapıyor. İşte buradaki bu satışı yapmaları sebebiyle sipariş tablosuna bağımlılar arkadaşlar. Çünkü burada oluşan siparişi hangi satıcımız yaptı veya bu oluşan sipariş hangi çalışan tarafından alındı şeklinde bir bilgi tutulması amacıyla aradaki veri tutarlılığını sağlamak için ne yapıyoruz biz? Order tablosuyla employees'u birbirine bağlıyoruz. Shippers var. Benim buradaki vermiş olduğum sipariş hangi kargo şirketiyle teslim edilecek? Adam geldi bilgisayarı aldı. Evkur düşünün mesela siparişli taksitle alışveriş yapıyorsunuz mesela Evkur gibi bir yerden. Evkur senetle alışveriş yaptığınız zaman size hemen ürünü al kardeşim senetlerin burada imzalı hadi eyvallah sen yoluna ben yoluma demez. Ne yapar? Senetleri imzalarsınız. Ürünü sizden bir adres alır. O adrese bir gün sonra veya aynı gün akşam, iki gün sonra vesaire kendisi getirir, teslim eder. Tamam. Dolayısıyla burada kullanacağı bir kargo şirketi olabilir. Bu kendi kargolama sistemi olabilir. Artık hangisini kullanırsa. Burada bu işi yapan yani siparişleri yerlerine ulaştıran kargo şirketlerinin tutulduğu bir table'da yine var. Yani 3 numaralı sipariş 1 numaralı shipper'la gönderildi. 7 numaralı sipariş 2 numaralı shipper'la gönderildi şeklinde. İşte birini Federal Express'le gönderiyor, öbürünü UPS'le gönderiyor, öbürünü Aras Kargo'yla gönderiyor, diğerini yurt dışı ile gönderiyor falan. Tamam. Ve aslında en önemlilerinden bir tanesi bu siparişi hangi kullanıcı oluşturdu? Yani hangi müşteriye satıyorum ben bu ürünü? Bunun da bilgisinin tutulabilmesi için yine ne yapıyoruz biz? Customer tablosuyla order tablosunu birbirine bağlıyoruz. Nasıl bağlıyoruz peki? Bire çok. Yani bir müşterinin birden fazla siparişi olabilir. Buradaki birden fazla sipariş birden fazla ürün alabilir anlamında değil arkadaşlar. Birden fazla seferde farklı farklı ürünler alabilir. Şimdi bakın adam bir sipariş veriyor. O siparişin içerisinde bir tane notebook alıyor, bir tane projeksiyon cihazı alıyor, bir tane de mouse alıyor. Tek bir siparişte. Siparişin kendisi burada tutulurken bakın şöyle rahat görebiliyor musunuz? Gayet iyi. Siparişin kendisi burada tutulurken mesela atıyorum işte 10.000. Sipariş 10.000. 10.000. Sipariş içerisinde 3 numaralı üründen sattım. 10.000. Sipariş içerisinde 5 numaralı üründen sattım. 10.000. Sipariş içerisinde 27 numaralı üründen sattım şeklinde bir sipariş içerisinde 3 tane farklı ürün satabilirsiniz. Yani siz ne yapıyorsunuz? Migros'a adam geldi, bütün arabayı doldurdu. Şunu yapıyor musunuz? Adam bir tane ciklet almış, cikleti geçirdi. Tamam diyorsunuz, toplamı bu kadar, öde kardeşim bu parayı. Ondan sonra yeni bir ürün için bir daha fiş kes. Yeni bir ürün için bir daha fiş kes. Hayır, yapmıyoruz değil mi bunu? Ne yapıyoruz? Bütün ürünleri bir defa da geçiriyoruz. O bizim için tek bir alım, tek bir satış, tek bir sipariş olmuş oluyor. Burada da aynı mantık var. Tek kalemde, yani bir order içerisinde ben birden fazla ürünü satabiliyorum. Buradaki sipariş detay tablosu bunun için var. İşte 726 numaralı siparişim 10 numaralı kullanıcıya gitti. 2 numaralı satıcım sattı bunu. Bu siparişin detaylarında işte 726. Siparişimin detaylarında ben 3 kalem ürün satmış olabilirim. O detayları, satmış olduğum ürünlerin detaylarını burada Product ID alanı ile ayrı ayrı satırlarda belirliyorum arkadaşlar. En tane bir siparişin birden fazla detayı olabilir. En tane detayı olabilir. Kaç tane istersen. Evet. Evet. Bir sipariş içerisinde adam isterse vatan bilgisayara girer, vatan bilgisayardan hepsini tek tek indirtir ürünlerin her birinden birer tane alır. Burada herhangi bir kısıtlama yok. Ha, bununla alakalı bir kısıtlama yapmak istiyorsanız adam en fazla 100 tane ürün alabilir. Benim faturama 100 tane sığıyor diyorsanız eğer o durumda ne yapacaksınız? Bunu program tarafında kısıtlamasını gerçekleştireceksiniz. 101. ürünü aldığı zaman yeni bir sipariş açılması gerekiyor vesaire. Onu programlama tarafında yapılabilir bir şey. O çok zor bir şey değil bizim için. Ve müşterilerim var. Bu müşteri bakın Customer ID yukarıya çıkıyorum. Customer ID. Bu alanlar üzerinden birbirlerine bağımlılar. Burada ne var? Order var. Bu tarafta ne var? Employee var. Employee ID
Employee ID. Tamam arkadaşlar. Birbirlerine bu şekilde bağlılar. Shipper ID. Şöyle baktığımızda nasıl? Bir çalışanım birden fazla sipariş verebilir. Tamam. Çünkü ben gittim, benle ilgilendi. Bana ürünü sattı. Ondan sonra Ahmet gitti, Ahmet'e de sattı. Evet. Ama şöyle bir şey yok. Ahmet bir tane sipariş, yani bir bilgisayar alacak. Ona hem 2 numaralı çalışan hem de 7 numaralı çalışan aynı bilgisayar ürününü bir defa daha, yani hadi beraber taşıyalım bunu, götürüp bırakalım kasaya, satalım sana bunu demiyorlar. Değil mi? Onun için bire çok bir ilişki var. Eğer aksi durum söz konusu olsaydı çoka çok bir ilişki olacaktı. Ama böyle bir durum maalesef mümkün değil. Ve en can alıcı nokta. Employee'un, employees tablosunun kendi kendiyle ilişkilendirilmiş olması durumu. Bu neden vardır sizce? Bakın şurada şöyle bir alan var. Reports to diye bir alan var. Reports to. Aynen öyle arkadaşlar. Tıpkı bir askeri sistem düşünün. Ne yapıyorsunuz? En alttan yukarıya doğru bir hiyerarşi söz konusu. Siz buradaki kullanıcıları eğer ki employees tablosunu sorgularsanız görürsünüz ki mesela işte 2 numaralı kullanıcı veya 7 numaralı kullanıcı aslında 2 numaraya bağlıdır. Ne yapar? Satış yaptığı zaman aslında üsttekine rapor verir. O da işte 1 numaraya bağlıdır falan. Böyle bir şey var. İşte patron, CEO, daha sonrasında gelen işte şeyler, kullanıcılar, onların altında onlara bağlı olan kullanıcılar, o kullanıcıların her birine bağlı olan kullanıcılar şeklinde aşağıya doğru inen bir yapı var. Onu da hemen şuradan görelim. Object Explorer'dan Employees tablosuna sağ tuş Select Tab diyorum. Bütün alanları görüntülemek üzere eriştim. Tabi burada şöyle bir şey yapacağım. Employee ID ile Reports to alanlarını bırakıp geri kalanlarını kaldıracağım. Sorgumu çalıştırıyorum. Bakın. 1 numaralı çalışan 2 numaralı çalışana ne yapıyor? Rapor veriyor. 2 numaralı çalışan kimseye rapor vermiyor. Daha üst seviye bir çalışan olduğundan dolayı. Atıyorum pazarlama müdürü. Pazarlama müdürünün kendi altında çalışanlar var. Mesela 3 numaralı çalışan 2 numaraya, 4, 5 numaralı çalışanlar 2 numaraya bağlı. 6 numaralı çalışan 5 numaralı çalışana bağlı. 5 numaralı çalışan da 2 numaralı çalışana bağlı. Bu şekilde bir yapı var arkadaşlar burada. Yani bir hiyerarşi kurulmuş şirket içerisinde. Bunlar birbirlerine bağlı durumdalar. 6 numaralı çalışan 5 numaralı çalışana bağlı, 7 numaralı çalışan 5 numaralı çalışana bağlı, 8 numaralı çalışan 2 numaralı çalışana bağlı, 9 numaralı çalışan 5 numaralı çalışana bağlı şeklinde kendisiyle ilişkilendirilmiş bir tablo var. Buradan şöyle bir netice de aslında burada çıkartılabilir. Şöyle gösterelim. Buna biz arkadaşlar ters ağaç mantığı diyoruz. Ağaç nasıl ki yukarıya doğru çıktıkça dallar ayrılıp daha çok böyle birbirinden budaklanmaya başlıyorsa veya daha çok detaylanıyorsa burada da ters bir ağaç yapısı var. Yani yukarıda tek bir kök var. O kökten aşağıya indikçe ayrışmalar söz konusu oluyor arkadaşlar. Biz buna ters ağaç mantığı diyoruz veya iç içe kategori mantığı diyoruz arkadaşlar. Şimdi atıyorum şuradan bir tane site açalım. Mesela gittigidiyor.com. Gittigidiyor.com'da mesela giyim aksesuar bir kategoridir değil mi? Giyim aksesuar kategorisi aslında kendi içerisinde birçok kategoriyi de barındırır. Mesela giyim aksesuarının altında bir başka kategori var, giyim. Onun altında mesela başka bir kategori var, kadın giyim, çocuk giyim, bebek giyim. Bunların üçü de birer kategori değil mi? Üçü de bir kategori fakat buradaki bebek giyim kategorisi hangi kategoriye bağlı? Giyime bağlı. Giyim kategorisi hangisine bağlı? Giyim ve aksesuara bağlı. Burada da arkadaşlar bizim buradaki az önceki Northwind'de olduğu gibi bir kategori mantığı var. İç içe alt alta oluşturulan kategori mantığı var arkadaşlar. Evet. Evet. Şimdi düşünün siz eğer ki bu şekilde bir kategorize işlemi yapmamış olsaydınız iç içe kaç tane kategori olacağını bilemezsiniz. Ama siz mesela şöyle diyelim. Şu anda burada kaç tane kırılım var? Bir, iki tane kırılım var. Ama ben bunu istersen mesela bebek giyimin içerisinde 0-6 yaş veya işte 0-6 ay, 6-11 ay, 11-17 ay şeklinde yine bir kırılım daha ekleyebiliyor olmam lazım. Ama ben eğer ki
tabloyu kendiyle ilişkilendirmemiş olsaydım ne yapacaktım? Burası için ayrı, burası için ayrı, bu taraf için ayrı birer tablo oluşturmam gerekecekti ki ben her kırılım eklediğimde yeni bir tablo eklemem gerekecekti. Bu esnek bir yapı değil. Çünkü ne yapıyorum? Her seferinde yeni bir tablo ekliyorum. Yeni bir database üzerinde yeni işlemler yapmam gerekiyor. Tabii bunun kod tarafına yansıması da yeni kodlar şeklinde gerçekleşiyor. Dolayısıyla benim burada öyle bir şey yapmam lazım ki ben en tane iç içe kategori dahi eklesem benim işimi görecek bir yapı olması gerekiyor. İşte biz ona bu kategori mantığı diyoruz arkadaşlar. Sonsuz kategori mantığı. Tamam. Ben bu kategorinin altına en tane kategori ekleyerek iç içe kategoriler oluşturabilirim. İşte buradaki mantık da buna bir örnek olarak hazırlanmış olan mantık arkadaşlar. Employees tablosunda. Ben istediğim kadar kullanıcıyı birbirine rapor verecek şekilde ayarlayabilirim. Bunun için yapmam gereken şey şu. Buradaki employee ID alanıyla yine aynı tablo içerisinde bulunan reports to alanını birbirine bağlamam. Tamam. Bu şekilde. Tabi reports to alanı burada null geçilebilir bir alan. Çünkü sizin ekleyeceğiniz kullanıcı hiç kimseye rapor vermeyen bir kullanıcı da olabilir. Siz sisteme yeni bir tane CEO girdi mesela. CEO'yu bu sisteme eklemek istiyorsunuz. CEO kimseye rapor verecek mi? Vermeyecek. Sizin sisteminiz içerisinde. Veya iş kurallarınıza göre vermemesi gereken başka bir kullanıcı eklediniz. Atıyorum işte direktör. Kimseye rapor vermemesi gerekiyor. Ya. Adamın karşısına bir şey yazmanız gerekecektir. Null geçilebilir durumda bırakmaz iseniz. Ama ben null geçilebilir bıraktığım için ne yapabiliyorum? İstediğim şekilde burayı null bırakıp geçebiliyorum. Bu şekilde bir durum söz konusu burada. Peki, o halde ben şöyle bir şey yapmak isteseydim ne olacaktı? Onu bir inceleyelim bakalım. Mesela benim kategorilerim var. Bu kategorileri birlikte bir listeleyelim. Şuraya geliyorum. Şu tab kısmını vesaire siliyorum. Select Yıldız from categories diyorum. Tabii yukarıda master seçili olduğundan dolayı ya gideceğim buradan Northwind'i seçeceğim ya da gelip buraya şöyle bir şey yazacağım. Bu da bir diğer yolu arkadaşlar. Use Northwind satırını şu şekilde F5 dedim. Çalıştırdığımda bana burada kategorileri getirdi. Tamam. Ben burada şunu istiyorum. Deniz ürünleri diye bir kategorim var. Seafood diye. Veya işte deniz yemekleri neyse artık nasıl çevirirseniz. Veya işte neler var? İçecekler var. Beverages gibi. Ben istiyorum ki benim elimdeki ürünler tablosunda beverages kategorisine ait olan ürünler nelerse ben onları görmek istiyorum. Tamam. Yani beverages kategorisinin ID'si kaç? 1. O zaman ben kategori ID'si 1 olan ürünleri görmek istiyorum. Bunu nasıl yaparız? Şimdi biz şu ana kadar normal düz select sorguları yazdık. Yani şöyle bir şey yaptık. Şimdi ben gideceğim. Kategori ID'si 1 olan ürünleri görmek istiyorum dedim. O zaman ben öncelikle ürünleri bir göreyim. Daha sonrasında o kategori ID'sinin 1 olması koşulunu en sona eklerim. Dinleyelim arkadaşlar. Select Yıldız from. Ürünleri görmek istediğim için hangi tabloya gidiyor olmam lazım? Products tablosuna. Değil mi? Products dedim. Bu bana yıldız dediğim için bütün kolonlarıyla birlikte tüm ürünleri getirecektir. Fakat benim istediğim ne burada? Kategorisi beverages olan kategorileri görüntülemek. Bunu yapmanın birkaç tane yolu var. Bunlardan bir tanesi şu. Ya geleceksiniz diyeceksiniz ki bağlı olduğu kategori beverages olan ya da kategori ID'si 1 olan demeniz gerekiyor. Şu aşamada ben kategori ID'si 1 olanları görüntülemek isteyeceğim. Ve onu şu şekilde yapıyorum. Dedim ki tüm kolonlarını seç products tablosunun. Ver kategori ID eşittir 1. Çalıştırıyorum. Yani ne yapmış oldum? Products tablosundan tüm alanları seç. Kategori ID'si 1 olanları. Tamam. Ver'le birlikte ben yana gelip koşul belirtmiş oldum böylelikle. Çalıştırıyorum. Gördüğünüz gibi bunların hepsinin kategori ID'leri 1'dir arkadaşlar. Yani içecek olanların tamamını bu şekilde ben görüntüleyebiliyorum. Bunu da yaparken daha önceden hazırlamış olduğum normalizasyon kurallarında uygulamış olduğum bir kuraldan faydalanıyorum. Ben gelip de buraya kategorilerin isimlerini tek tek yazmadım. Gittim bir categories isminde tablo oluşturdum. Oradaki kategori ID'yi her ürünü eklerken belirledim. Dedim ki yeni bir ürün ekliyorum. Bu ürün içecektir. Bu ürün deniz ürünlerine eklenecektir. Şeklinde kategorilerini belirledim ve daha sonrasında sorguyu çekerken
sekme ihtimali yok. Mesela buraya gelip Beverages yazmış olabilirdim ben. Ama Beverages'i eğer ben burada tutmuş olsaydım, daha önceden bahsetmiş olduğumuz sorunlarla karşılaşma ihtimalimiz çok yüksekti. Çünkü ben Beverages'i normalde yazılması gerektiği haliyle yazarken başka bir kullanıcı büyük harflerle, başka kullanıcılar okuduğu gibi bir harf eksik, bir harf fazla yazabilirdi. Bu da benim sorgum sonucunda oluşacak olan, bana dönecek olan result'ın kesinliğini etkileyecekti arkadaşlar. Kesin sonuç olmasını etkileyecekti. Bu şekilde ben bir koşul belirleyerek ne yapmış oldum? Sadece kategorisi 1 olan ürünleri görüntülemiş oldum. Var mı buraya kadar soru? O zaman sizden şunu istiyorum. Siparişler tablosundan 2 numaralı shipping şirketiyle, yani 2 numaralı kargo şirketiyle kargolanmış olan ürünleri bana listelemenizi istiyorum. Tamam. Shippers tablosundan ID'si 2 olacak. Bunun orders tablosundaki tutuluş ismi arkadaşlar şu şekilde. Söylüyorum, soracaksınız biliyorum. Ship via isminde bir alan var. Ship via. Yani shipper ID diye tutulmuyor orada veya company ID diye tutulmuyor. Orders tablosundaki ship via alanı 2 olan siparişleri görüntülemenizi istiyorum. Bunu bir görüntüleyelim. Ben de o esnada size başka bir soru daha sorayım. Orders. Aha. Hocam bu select from genelde büyük yazılıyor. Bir şey ifade ediyor. Yok. Yazabilirsiniz istediğiniz gibi. Neyin içerisinde herhangi bir veri yok. Ship via eşittir 2 diyeceksiniz. Select yıldız from orders ver ship viası. Evet, 2. Peki şöyle bir şey istemiş olsaydım. 2 numaralı kargo şirketi tarafından teslim edilmiş ve 5 numaralı çalışan tarafından satılmış ürünler. Siparişi 5 numaralı kullanıcı almış olsun deseydim. Yani burada 2 tane koşulum var. 1 ship viası, yani kargo şirketinin 2 numaralı ID'ye sahip olması, bir de 5 numaralı çalışan tarafından satılmış olması ürünün veya siparişin alınmış olması. Bunu nasıl yapardık? Evet. Bakın burada bir diğer keyword'ü daha görmüş olalım arkadaşlar. Siz eğer ki birden fazla koşul verecekseniz ve bu koşulların tamamının doğru olması durumunda sorgunun neticesinin dönmesini istiyorsanız, buraya bir and anahtar kelimesi kullanarak birden fazla ne yapabiliriz biz burada? Kriter belirleyebiliriz ve oraya da diyorum ki employ ID'si 5 olan, yani 5 numaralı kullanıcının aldığı ve 2 numaralı shipper'la teslim edilen order'lar, siparişler. Bakalım. Ship viası burası. Şirket ve employ 5. Peki bir de şöyle bir şey yapmış olsaydım. Şurada bir freight diye bir alan var. Bu freight alanı, tutar alanı yani. Mesela 20'den büyük olanlar deseydim. Bunu nasıl sağlardım? Freight'i 20'den büyük olan kayıtları görüntülemek istiyorum. Hem ship viası 2 olacak, employee ID'si 5 olacak. Freight'i da işte atıyorum 20'den büyük olacak. Nasıl yapardım bunu? Stanch ne oldu senin? Olmadı mı? Şey, ne diyorlar o? Midyata pirince giderken eldeki bulgurdan olmak gibi bir şey bu. Orası da olmadı. Kurs da böyle sürüncemede değil mi? Peki. Freight alanı içinde tekrardan bir end daha yazıyorum. 20. Bu şekilde bu sorguyu çalıştırıyorum. Gördüğünüz gibi kayıtlar gitgide azalıyor arkadaşlar. Bu şekilde. Birden fazla koşulu şu şekilde vermiş oldum. Şöyle. Select yıldız from orders dedim. Daha sonrasında ver birinci koşul. And ikinci koşul. And ikinci koşul. Üçüncü koşul, özür dilerim. Bu şekilde koşullarımı belirtmiş oldum. Şimdi bakın arkadaşlar. Burada bir de şöyle bir şey yapalım. Mesela customer ID'lere bakarsak eğer, customer ID'lerde C var,
Q var, P var, M var, F, S, L, S ve G şeklinde iniyor. Ben bunları A'dan Z'ye sıralı ya da Z'den A'ya sıralı, küçükten büyüğe doğru sıralı ya da büyükten küçüğe doğru sıralamak isteseydim nasıl bir yol izlerdim? Sıralama işlemi içinde arkadaşlar order by deyip daha sonrasında hangi kolona göre bir sıralama işlemi yapmak istiyorsanız onu belirtiyorsunuz arkadaşlar. Mesela ben customer ID'ye göre A'dan Z'ye bir sıralama olmasını istiyorsam eğer order by customer ID diyorum. Yanına ascending diyebilirim, ASC, ya da demeye edebilirim arkadaşlar. Bunu dememem durumunda da default olarak ASC yazılmış gibi hareket eder ve A'dan Z'ye doğru sayısal değerler içinde küçükten büyüğe doğru sıralama işlemini gerçekleştirir. Tekrar execute ediyorum. Onu da deneyeceğim şimdi. Bakın C, F, G, L, M, P, Q, S ve işte S, A, S, U şeklinde aşağıya doğru indi, bir alfabetik sıralama yaptı. Şayet ben bunun tersten sıralanmasını ve Z'den A'ya doğru customer ID'ye göre bir sıralama yapılmasını isteseydim bu durumda da descending diyecektim arkadaşlar ve D, E, S, C yazdığım durumda bunu bu şekilde execute edersem eğer gördüğünüz gibi S'den C'ye doğru tersten sıralama işlemini gerçekleştirecekti. Tamam. Böylelikle neyi görmüş olduk biz? Yıldızı kullandık burada. Mesela şöyle bir şey yapalım yine burada. Ben customer ID'yi görmek istiyorum. Flight'ı görmek istiyorum ve ship adresi görmek istiyorum. Tamam, teslim adresini, customer ID'yi ve flight yani tutarı görmek istiyorum. Ne yapacağım? Yıldız yerine neler yazacağım? Customer ID, ID virgül, flight, freight, ship adres. Evet. Böyle çalıştıralım. Böylelikle ne yapmış oluyorum ben? Hem kolon bazında benim istediğim kolonları getirmesini, yani bir filtreleme sağlamış oluyorum. Aynı zamanda da burada gelecek olan datanın kendi üzerinde bir filtreleme sağlamış oluyorum. Ve şunu da söyleyelim arkadaşlar. SQL Server'da çalıştırmış olduğunuz bir select cümlesini ilk çalıştırdığınızda biraz yavaş gelir fakat ikinci çalıştırdığınızda daha hızlı gelir. Bunun sebebi de kodun SQL Server'da yazmış olduğunuz SP'lerde veya işte select cümlelerinde bir defa compile edilmesi, ikinci sefer çağırdığınızda onun bir daha compile edilmeden daha önceden çalıştırıldığı bilinerek daha hızlı getirilmesidir. Bu SP'lerde çok daha farklı. SP'ler çok çok daha hızlı geliyor. SP'de şöyle düşünün. Bizdeki nasıl ki C# biz kodu yazıp build ediyoruz. Arka tarafta bir DLL ya da exe oluşuyor. Ona çift tıklayarak çalıştırabiliyorsunuz. Burada da aynı durum söz konusu. Stored procedure dediğinden yapılar, yani saklı yordamlar veya işte saklı prosedürler, daha önceden yazılmış olan yapılarınız varsa içeride, bunlar bir defa compile ediliyorlar. Daha sonrasında tekrar bu sorgunun düzgün çalışıp çalışmayacağı sorgulanmadan başarılı bir şekilde compile edilmişse SQL Server tarafından tekrar çalıştırılıyor. Böylelikle birkaç adımı siz SQL Server'da es geçmiş, doğrudan doğruya sorgunun çalışmasına zemin hazırlamış oluyorsunuz. Onun için SP kullanımı daha hızlı sonuçlar verir ve güvenlik açısından da SP kullanımı tavsiye edilir. Stored procedure'lar. Bunları araştırabilirsiniz arkadaşlar. Yine bunun bilgisini de vermiş olayım. Hocam bu arada yani şimdi merak ettim. Öyle söyleyeyim. End yapıyoruz ya, B diyoruz. Evet. Bir de VA olayı vardır. Var, yaparsınız. Yani. Or diyerek evet yapabilirsiniz. Ona da şöyle bir örnek verelim. Mesela aşağıya indim. Şuraya. Ben diyeyim ki select yıldız from products. Ver diyorum. Kategori ID'si eşittir 3 ya da kategori ID'si eşittir 5 olan ürünleri getir dedim bana. 3 olacak ya da 5 olacak. Onu da bu şekilde kullanabilirim. 3 ve 5'leri gördüğünüz gibi getirdi. Tamam. Onu bu şekilde kullanabilirsiniz. Yani kategori ID'si 3 olan ürünleri getir veya kategori ID'si 5 olan ürünleri getir şeklinde bir sorgulama gerçekleştirilebilir. Aynı zamanda burada tabii yine yıldız yerine product name virgül kategori ID diyerek de bu sorgunun daha az alan üzerinden gelmesini sağlayabilirim. Ne kadar az kolona ihtiyacınız varsa o kadar az kolon yazın arkadaşlar. Yıldızdan mümkün olduğunca kaçının. Çünkü ne kadar az data getirirseniz o kadar hızlı neticeler alırsınız. Sorgularınızı yazarken buna dikkat etmeniz önemli. Peki buraya kadar soru yoksa bunları siz de yazıyorsunuz arkadaşlar. Ben şurayı
kapatmış olayım şöyle. Bu arada hocam şimdi biz Visual'da yazdıklarımızın Excel'ini vesaire satıyorduk. Database'inde yazdıklarımızı... Script'ini atacağım. Bunu böyle save diyeceğim. Hatta birden başlayarak kaydedeyim. SQL uzantısı değil mi hocam? Çıkçası. Evet. Şey, InGoDB miydi? Bir tane database daha var. Mongo. Mongo, evet. MongoDB. Çıkçası daha farklı. O NoSQL kullanıyor benim bildiğim kadarıyla. NoSQL evet. Normal daha o... hızlıymış, daha iyiymiş. Kullanmadım ama yani dediğim gibi oradaki sorgular vesaireler biraz daha farklı. Buradaki gibi değil. Yani orada şey yok. İlişkisel veri tabanı mantığı yok. Bizim bu anlattığımız 1'e çok 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 falan filan. Onlar benim bildiğim kadarıyla yok orada. Orada tamamen dataların işte tek bir satır içerisinde tutulması durumu söz konusu. O datayla alakalı veya o satırda oluşturduğum bir ürün varsa onun bütün bilgileri o satır içerisinde tutuluyor falan. Bilmiyorum. Onları bilmiyorum. Dediğim gibi çok fazla araştırmadım. Araştırmak gerekiyor tabii. Evet. Ben merak ediyorum. Kullanılan şeyler. Vakit olsa araştırılacak çok konu var da. Ben hep kendime mail gönderiyorum ama maillerimi bir türlü okuyamıyorum kendime gönderdiklerimi. Kalıyorlar öyle. Evet. Şunu bir kaydedeyim ben. Bugünkü kısma My Computer diyelim. Kendim yazmadım ama yazılmışını kullandım. Yani kendim de yazabilirim. Çok sıkıntı olacağını sanmıyorum yazarken. Ya bana bu mantıklı web servis. Sana bir web servis veriyorlar. Sana bir request gönderiyorsun. Onlar sana o request'e karşılık bir response dönüyorlar falan. Onu sonra işlemi tutuyorum. Değil mi? Nasıl? Yani örnek veriyorum gönderdim veriyi. Onların şey sanırım sana posta gibi bir şey veriyorlar. Web servis veriyorlar. Web servis. O web servisi kullanıyorsun. Onu kullanıyorum. Onları ona göre veri alıp veri gönderiyorum. Aynen sen sayfadan işte kredi kartı bilgilerini, adını, soyadını falanını filanı topluyorsun adamın. İşte kredi kartının o arkadaki 3 hanesi vesairesi. Sisteme gönderiyorsun, tutarı gönderiyorsun. Taksit miktarı varsa taksit miktarını gönderiyorsun. Çekim başarılıysa oradan sana işte bir true değer dönüyor. Misal veriyorum. Posta gönderiyorum değil mi hocam? Evet. Onlar oradan posta veriyi alıyor. Onlar evet çekim yapmaya çalışıyorlar. Çekim yapabiliyorsa eğer sana oradan bir evet geriye şey değer dönüyor. İşte çekim başarılı veya çekim başarısız gibi bir şey dönüyor. Aynen. Sen de kullanıcıya ona göre işlem yaptırıyorsun. Çekim başarılıdır. Ürününüz işte sipariş alınmıştır falan. Aslında sana olan gelen web servisi ne bileyim formuna göndermek gibi. Burada kategori tablosunu bir açıyorum. Bir de products tablosunu açıyorum. Şimdi bizim yapmış olduğumuz işlemlerde biz dedik ki işte veri tekrarının önüne geçilmelidir. Bunun için işte relational database kullanılıyor. Normalizasyon kuralları var falan filan. Bir sürü şeyden bahsettik. Daha önceki derslerimizde. Fakat patron geldi dedi ki, arkadaşım ben senden şunu istiyorum, ürünün adını göster, yanında da kategorisinin adını göster. Ben öyle 1, 2, 3, 5, 7, 10, 15 bilmem. Bana kategori neyse, hangi kategorinin altındaysa bu ürün, o kategorinin bana adını göster dedi. Sen database tarafında görüyor olabilirsin ama ben son kullanıcıyım, ben anlamam bu işlerden dedi. Bana dedi ki, çayı mı kardeşim? Çayı eğer ki bir içecekse, bana onun içecek olduğunu yanında göster, yanında beverages yaz. Ben bundan anlarım dedi. Ben de dedim ki hay hay. Ondan sonra durdum. Düşünmeye başladım. Lan arkadaş ben bunu nasıl yaparım? Database'de hoca öğretti böyle tutun dedi ama relational database'de. ID'leri tutun falan filan ama nasıl yaparım? Burada da birkaç tane birbirinden farklı join yani tabloları birleştirme durumu söz konusu arkadaşlar. Şimdi ben ürünler tablosunda tutarken ürünün kategorisinin sadece ID'sini burada tutuyorum. İsmini tutmuyorum. Fakat ben ürünün ismini görmek istersem ne yapmam gerekiyor? Şimdi bunu inceleyeceğiz birlikte. Burada arkadaşlar birkaç tane dediğimiz gibi join çeşidi var. Inner join var, left join var, right join var, işte full join var, cross join var vesaire. Ben burada inner join'i kullanarak elimde bulunan bir ürünün isminin yanına o ürünün ID'si yerine kategorisinin ID'si yerine kategorisinin ismini getirmek istiyorum. Bakın. Burada kategoriler tablosuyla ürünler tablosunu birleştirmem ve daha sonrasında bu eşleşen kayıtlar üzerinde ilgili product'ın kategori ID'sine karşılık gelen name neyse onu görmek istiyorum. Bunu nasıl sağlarım? Şöyle. Burayı tamamen temizleyelim. Sorgumu yazıyorum. Normal bir product'ı görmek istermiş gibi devam ediyorum. Select from products dedim. Şöyle, tabii başa gelelim.
use Northwind diyelim. Şunu bir çalıştıralım. Şurası Northwind'e dönsün. Select dedim. Buraya product name diyorum. Patronun isteklerinden bir tanesi bu. Değil mi? Product name'leri görmek. Product name'leri gördü patron. Ama ben bunların yanına nasıl olacak da bunların kategorilerinin isimlerini getireceğim. Şöyle arkadaşlar. İki tabloyu birleştirmem gerektiğinden bahsettim ya. Buraya diyorum ki join ya da inner join yazıyorsunuz. İkisi aynı kapıya çıkıyor. Bir şey değişmiyor. Inner yazalım. Join de yazsanız olur ama yalnızca. Inner join. Ben bu tabloyu hangi tabloyla birleştirmek istiyorum? Kategorisini yanımda göreceğim için categories tablosuyla birleştireceğim. Categories dedim. Peki size şöyle bir şey sorayım. Inner join yazmaya inner join'i unutmuşum. Şimdi fark ettim. Categories tablosunda bulunan hangi alan ile products tablosunda bulunan hangi alan birbiriyle eşleşir? Şöyle gelelim. Hatırlamıyoruz biz şu anda bunu. Evet. Ama yine de şuradan bir kontrol edelim istiyorum ben. Şurada categories ve products tabloları birbirine şuradan bağlılar. Bakıyorum burada bir kategori ID var. Zaten başka identity olabilecek bir şey yok. Primary key'den başka. Bir de şuraya bakıyorum. Bu supplier ID, kategori ID burada var. Demek ki bu ikisi üzerinden birbirleriyle bu tablolar birbirine bağlı. O zaman ben şöyle bir şey yapacağım. Arka tarafa tekrardan geliyorum ve diyorum ki inner join categories on products üzerinde bulunan kategori ID ile categories üzerinde bulunan kategori ID alanı üzerinden bunlar birbirlerine bağlıdır dedim. Umarım çalışır. Bu şekilde bakın şurayı bir alta alırsam şöyle. Bunu biraz sonra biraz daha kısaltacağız. Dedim ki git product name'i seç products tablosundan ve products tablosuyla categories tablosunu join et. Neye göre join et? Products'taki kategori ID ile categories'de bulunan kategori ID üzerinden. Ve bunun yanına da diyorum ki bana kategori name'i göster. Product name ile kategori name'i gösterecek. Tamam. Seçtim. F5'e bastım. Çayı beverages, Chang beverages, işte üçüncüsü condiments vesaire vesaire aşağı doğru iniyor işte. Uncle Bob organic dried pears produce diye geçiyor vesaire vesaire. Bu şekilde ben elimde bulunan herhangi bir ürünün hangi kategori altında bulunduğunu iki tabloyu birleştirip bu iki tablo üzerindeki ürünün içerisinde bulunan kategori ID ile kategori tablosundaki kategori ID'ye eşleştiriyorum ve kategori tablosuna gidip ilgili kategorinin name'ini alarak yan yana yazabiliyorum arkadaşlar. Tamam şu şekilde. Select dedim. Bu product name hangi tablodan geliyor? Products tablosundan. Peki kategori name nereden geliyor? Categories tablosundan geliyor değil mi? İkisi farklı tablolardan geliyor ve ben şuradaki inner join işlemiyle veya join işlemiyle fark etmez. Ne yapıyorum? İki tabloyu birbirine bağlamış ve eşleşen kayıtlar içinde products tablosundan product name'i, categories tablosundan da category name'i getirmiş oluyorum böylelikle. Tamam. Çalıştırdım. Bu şekilde bir sonuç bana üretti. Peki bunu bir yazın. Sonrasında ben sizden bir tık üzerini isteyeyim bunun. Birazcık daha zorunu siz yazın. Bunu yazın. Şuraya gelsin diye. Burada listelemek istiyorum. Product name ile kategori name'i listelemek istiyorum. Product name burası, kategori name de burası. Bu eşleşme işlemi için kullanılan yer. Bu eşleşme, bu gösterme. Yani burası matchleme için kullanılıyor. Tabii yine yapıyor. Ama siz sadece görmüyorsunuz.
Yani şunu kaldırarak da yapabilirsiniz bu işlemi ama bu bizim yaptığımız işlemin doğasına ters. Çünkü hani sadece bunu göstereceksiniz, o zaman joinlemeye gerek yok. Onun için de buraya kategori name'i zaten istediğimizden dolayı yazmış olduk. Evet. Bunu yazın. O 1, 2, 3, 4 satır numaraları. Bunları SQL Server kendisi ekliyor. Bu herhangi bir şey değil. Database'den gelen bir ID falan değil. Yani bana diyor ki işte içeride 77 satırlık şey var. Şu anda senin bu incelediğin satırda yanında 77 numara olarak gözüksün diye. Sadece kendi verdiği bir numara. Çay mı? Çayı bir ama bu birin onunla bir alakası yok şunun. Bu onunla alakalı bir şey değil. Evet, ben buraya eğer ki deseydim ki product ID şuraya yazsaydım, şöyle yapalım. Şu şekilde sorgulamış olsaydım. Bak product ID'yi getirdim. Ama bu bir başka şey. Bu ID'si. Order by product name'e göre sıralayalım. Bak şimdi karışacak dediği gibi. A harfiyle A'dan Z'ye doğru sıraladım ürünlerimi. Şu hayır hayır, bu product ID'si değil bak. Bu kaç tane satır geliyorsa her satıra bir numara vermek için. SQL Server'ın kendi sorgulama esnasında oluşturduğu bir şey. Onun bizim database'e tuttuğumuz data ile hiçbir alakası yok. İlk gördüğün sayıdır. Tamam. O şekilde çıkıyor. Onu belki şöyle kapatabiliriz. Query'den ops yanlış oldu. Results to text diyeyim mesela. Böyle çalıştıralım. Bak gördün mü? Şimdi o 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 yok yanlarında. Bu başka bir şey. Bu sadece product ID'yi görüyorsun şu an. Yani o sorgulama esnasında oluşturulan bir sayısal değer. Ama önemli değil bizim için. Bu şekilde bir sorgulama yaptım. Şimdi var mı buraya kadar soru? Yok, çok güzel. Devam ediyorum. Kategori name'i bu sorguyu değiştiriyorum. Kategori name'i eşittir. Az önce ben ne yapıyordum? Kategori ID'si 1 olan diyordum. Artık kategori ID'si 1 olan demek zorunda değilim. Çünkü iki tabloyu birleştirdim. Benim elimde iki tane tablonun içerisinde bulunan bütün kolonlar var şu anda. Ben dolayısıyla istediğime göre sorgulama işlemi yapabilirim. Tamam. Tabiri caizse şu anda iki tablo üzerinde at koşturuyorum ben. Geldim diyorum ki beverages. Şu şekilde yazdım. ID'ye göre bir sorgulama değil, isme göre bir sorgulama yapıyorum ve sadece beverages olan ürünleri görmek istiyorum. Evet. Az önce bu işi yaparken kategori name'e göre değil, kategori ID'ye göre yapmıştım ama artık iki tabloyu birleştirdiğim için istediğim şekilde sorgulama yapabiliyorum üzerinde. Sizden şunu istiyorum. Nancy Dovolio ismindeki çalışanın aldığı siparişleri gösteren sorguyu yazınız. Nancy Dovolio isminde bir çalışanım var. Diyeceksiniz ki işte first name eşittir Nancy, last name eşittir Dovolio olan kullanıcının orders tablosundaki yapmış olduğu satışlarla birlikte adını soyadını bana gösterir. Ha, o diyagrama da bakalım.